Kapağı koymuş, fırçalanma, buyur. Mikrogravite yöntemi güçlü bir boşluk bulma yöntemidir. Bu yöntemde amaç yer altındaki çekimleri ölçerek yer çekimindeki değişimlerden bir anomali elde etmektir. Oyukların ya da boşlukların yer çekimi değeri dünyanınkinden daha küçük bir değer verdiği için bu değere negatif gravite anomalisi denir. Mikrogravite uygulamada ve değerlendirmede graviteden daha hassas ölçü alması ve yüksek çözünürlük sunması nedeniyle akifer görüntüleme, mağara ve çukur araştırmaları, kömür madeni araştırmaları, taş ocakları, maden yatakları gibi yaygın alanlarda kullanılmaktadır. Örnek olarak İzmir Körfezi'nde yapılan mikrogravite çalışmalarında saha koşullarına göre 250 ile 300 metre örnekleme aralığı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplanması sırasında 60 saniye süreli 5 tekrarlı okuma yapılmıştır. Toplanan veriler uygun programlara aktarılıp çalışılarak Bugger anomali haritası hazırlanmıştır. Yüksek genlikli anomali değerleri harita genelinde bölgenin kuzeyindeki kuzeybatı güneydoğu yönlü, düşük genlikli anomali değerleri de yine aynı şekilde kuzeybatı güneydoğu yönlü olarak sahanın güneyinde gözlenmektedir. Bu çalışma 2008-2011 yılları arasında TÜBİTAK KAMAK tarafından yürütülen bir proje. 9 Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından da desteklenmiştir. Bu üniversitede çalışan şeyler de öğretim üyeleri ve artık bilmiyorum şeylerin sıfatlarını ama Aykut Tuncel, Oya Pamukçu, Tolga Gönenç ve Mustafa Akgün. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Ya yani mikrogravite ölçümleri oldukça hassas sonuçlar veriyor. Bir fay zonunun işte kuzey tarafı ile güney tarafı arasında farkı ne yapıyoruz? Gravite yöntemiyle görüyoruz. Yani fay zonu zaten bir kırılma zonu ve gerçekten de bir süreksizlik sonu olarak ortaya çıkıyor. Evet, üstünde özellikle fay zonunun üstünde görüldüğü gibi gravite değerleri yükseliyor. Fay zonunun altında ise güney batı yönünde ise gravite değerleri düşüyor. Arkadaşımız diyor ki bu düşüşler boşluklarla alakalı. Demek ki boşluklu yapılar ne yapıyor? Bu gravitedeki düşmenin nedeni olarak açıklanıyor. Bu boşluklu yapıları herhalde ya saha gözlemleriyle gözlendi ya da belki de başka GPR gibi radar yöntemleri önceden tespit edildi. Zaten o mavi kapanında belki bir boşluk yapısına benziyor ama benzer yapı yukarıda da köşede var. Evet, bu ölçümle alakalı ölçüm standartından bahsedersek 60 saniye demek ki ölçüm 60 saniye anlıyor mikrogravitede. 5 tekrar demek 5 defa okunuyor ve bunların ortalaması alınıyor. Ortalamasının işte standart sapması da ne yapıyor? Oradaki ölçüm kalitesini veriyor. Normalde demek ki mikrogravitedeki ölçüm standardı nedir diye size bir soru geldiği zaman işte TÜBİTAK destekli karşı yaka fayında yapılan çalışmada görüldüğü gibi her bir noktada 60 saniye her bir ölçüm için okuma yapılıyor ve bu 5 kere tekrarlanıyor ve bunların toplamı ve ortalaması ne yapılıyor? İşte görüldüğü gibi skalada işaretleniyor. Bunlardaki sapma da standart sapma olarak bu ölçümdeki hata olarak belirliyor. Standart sapma nedir? Tam olarak bilemiyorum. Yani 5 okuma yapılmış. Acaba standart sapma 0-1 midir? Ya da çok çok düşük müdür? Bununla ilgili detayları belki Emine görebilir. Standart sapmaları nasıl değişiyor? Herhalde ufak da olabilir, küçük de olabilir. Evet, daha önceki göstermiş olduğu ulusal gravite haritasındaki ölçüm aralığı 6,5 kilometre olarak doğu için 1,5-2 kilometre içinde batı için demişti. Burada 250-300 metre yani metre aralığında daha sık ölçüm yapılabiliyor. Demek ki yapılan çalışma bu, yani büyük ölçekte gravite ölçümlerinde anomalileri keşfediyorsunuz ve daha sonra da bu tespit edilen büyük anomali
okumalarından ulusal büyük anomali ya da gravite ya da manyetik olsun bu haritalarda tespit edilen yükselimler ya da azalımlarda ne yapıyorsun bu çalışmadaki gibi ilave detay proje öneriyorsunuz ya bu detay projeyle metre bazında işte mikro gravite ölçümü yaparak ne yapabiliyorsun buradaki detaya inebiliyorsunuz bu tabii ki bu detay ancak mikro gravite çalışması ile yapılabiliyor. Tabii mikro gravite ölçümlerindeki kullanılan cihaz normal gravite ölçümlerinden kullanılan cihazdan farklı mı, aynı mı? Onu tabii ki Emine belki bize açıklayabilir. Yani ulusal bölge gravite haritasında işte 6,5 kilometre ile 1,5 kilometre ölçüm aralıklarıyla yapılan ölçümdeki cihazda buradaki mikrogravite amaçlı ölçümleri kullanan cihaz ayrı mı? Acaba mikrogravite tabii ki hassasiyeti yüksek bir cihaz mı? Biraz da cihaz hakkında teknik detaylar hakkında haftaya bilgi verirse bu cihazlar nedir? Türkiye'de kullanılan mikrogravite cihazları nedir? Bu cihazın özelliği nedir, kapasitesi nedir? Belki onunla ilgili biraz detay bilgi verebilir bir sonraki çalışmada. Bence önemli bir detay çalışma. Arkadaşlarımızı da buradan tebrik ediyoruz. Evet Emine, var mı eklemek istediğim şey? Yok hocam, teşekkürler. Evet.